Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Psikoloji size çok lazım olacak bir şey. Çok ama belki de anlatacağım belki bir saatlik dersin. Hepsi bir tarafa. Bu söyleyeceğim ölçü bir tarafa. Bence tabii ki değer vermene veya ihtiyaç duymana bağlı. Şu anda söyleyeceğim ölçü. Nasibin olursa sonraki tarihlerde bulacağım bir şey ben sana önceden söylüyorum. 50 sene sonra gördüğüm bir şeyi söyleyeceğim size. 50 sene sonra yaş, 30 küsür sene dershanelik hayatımda ciddi bir şey olduğu için bu zeminini hazırlamam lazım. 3 satır cümle belki de hayatınızda çok mühim bir işlevi olacak. Yani çok ciddi şeylerde belki de zemin olacak size. Hayatınıza çok katkı sağlayacağına inanıyorum. Ama değerlendirmenize bağlı, ihtiyaç duymanıza bağlı. Hadi canım dersen başka. 17 yaşında bu parkura girdim. Yani bu dershanecilik. O zamandan beri dershanedeyim. Okul. Şimdi şurada son görebildiğim harika bir ölçü. Ona da bir daha biraz da genişleteyim. Bir sürü gençliğimde, geçmişimde, şöyle yapayım ki göreyim sizi, hatalarım var. Bir sürü. Gençken, siz yaşındayken. Bir sürü hatam var Mesut. Ne zaman gördüm ve nasıl gördüm? Ama o zaman ben bunları doğru diye yapıyordum. İnsanları hep sorguluyordum, yargılıyordum. İtham da ediyordum. Ha. Sonra Allah nasip etti, bunu gördüm. Şimdi, niçin kusurlarımı o zaman görmedim, doğru diye yaptım? Dershanede bir sürü yanlışlıklar yaptım. Hayatımda bir sürü yanlışlıklar yaptım. Şimdi bunu bir cümleyle bakayım ifade edebilecek miyim? Nasıl gördüm? Ben gençliğimde dershanedeki durumumu, geçmiş hayatımdaki durumumu, siz de geçmiş hayatınızı. Şimdi benden sonra gelenlerin durumlarından sonra ancak anlayabiliyor. Bitireyim izah edeceğim. Bir de okuyayım. Ben gençliğimde dershanedeki durumumu şimdi benden sonra gelen yeni genç kardeşlerimin durumlarından sonra kendi halimi, o zamanki halimi anlıyorum. Ama o zaman kendimce hep doğruları yapıyorum zannediyordum. Ancak bir başkasına bakarak kendi durumumun farkında olabildim. Yani şimdi ben 50 küsür yaşındayken Osman'ı misal şu hareketi yanlış. Hiç uymuyor şu sözleri. Şu nasıl diyebiliyorum? Çünkü geçmişte aynısını ben de yaptım ama doğru diye yapıyordum. Benim geçmişteki yanlışımı benden sonra gelen neslin, gençlerin yanlış hareketlerinden kendimi seyrediyorum. Anlatmak istediğim buydu. Nasibin varsa bu olur sende. Yoksa yok. Mesela bak bir daha söylüyorum. Benden sonra gelen gençler, dersi hizmette olur, ticarette olur, aile hayatında olur. Mesela boşananlardan o kadar duydum ki, yani biliyorsun bu işi yaptığımız için kısmen danışanlar çok. Allah kolaylık versin onlara.
Bak şöyle bir daha tekrar ediyorum. Osman'a bakıyorum. Muhammed'e bakıyorum. Mesud'a bakıyorum. Sırıtıyor. Hareketleri sırıtıyor. Yanlış. Aynısı ben de yapıyordum. Şimdi sizin yanlışınızı bu seviyemde görüyorum. Ve aynı yanlışı ben yaptığımı sizden görüyorum. Sizden anlıyorum. Sizin o yanlışı yapmasaydınız şimdi, ben geçmişteki o yanlışımı göremeyecektim. Benim geçmişimi, yanlışlarımı anlamama sizin yanlışlarınız vesile oluyor şimdi. Bu nasibim varsa. Bir sürü yanlışlarım var diyorsun. Nereden diyorum bunu? Mesut'a bir bakıyorum. Yanlış yapıyor. Çoğunlukla ben yanında olanlara fazla ikaz etmem. Çok ciddi olmadıkça. Yani umumu hukuka taalluk etmedikçe, şahsı hukukları harama götürmüyorsa demem yani pek. Niye? Kafayı vursun, kendisi anlasın. Ama umumi hukuka taalluk ediyor. Nizamla alakalı ise, tamam, nizamla alakalı ise, umumi sistem seyri, mesela yatma saati, yemek saati, bunlarla taviz yok. Sistem kesinlikle kimseye rağmen çalışmaz. En fazla iki defa ikaz edilirsin, üçüncü kez doğru dışarıda. Çünkü sistem öyle işliyor burada. Ben dahi, kim olursa. Kalkman belli olacak, yatman belli olacak. İstediğin saatte kalkamazsın, istediğin saatte sofra kuramazsın. Böyle bir şey yok. Niye? Fırsat vermiyorum. Çünkü şeytan keyfe, maaşa, hareketlerin içerisinden giriyor. O ara boşluğundan. Sistemin içerisinden şeytan giremez. Doğru dahi yapsan ama farklı parkurlarda yapsan, inişli çıkışlı. Mesela yemek yemek haram değil. Yanlış değil. Ama bir gün sabah kahvaltısı 8'de, bir gün 9'da, bir gün 11'de, bir gün 7'de. Şeytan girer. Şeytanın yolu bu. Sistemsiz işine geliyor. Sistemin adı sünnet-i seniyedir. Anlıyor musunuz? Bak bir daha tekrar ediyorum. İşinize belki yarar. Ben sizin aynanızda ben geçmişimi seyrediyorum. Evet, ben de böyle yanlış yapıyordum. Siz de görüyorum ben. Kendimi seyrediyorum. Ama herkese bu nasip olmaz. Peki çare ne yapıldı? İlmiyle amil olan, hayatında istikamet, ilmiyle amil demek ilim sahibi olan değil. İlmiyle hareket eden, yani sadakat ehli. Ona teslim olacaksın. Rotterdam'da, Hollanda'da hani geldim ya orada. Orada Avrupa'nın ekabirleri, müdebirleri, hizmette başta giden kanaat önderleriyle görüştüm. Oradaki bir arkadaş konuşmalarımız oldu. Onlara şunu söyledim. Şu dönem kapandı arkadaşlar. İlim yapacaksın, sonra amel yapacaksın. Öğreneceksin, yapacaksın. Hayır, bu kapandı. Bu Abdülhamit rahmetli dönemindeydi. Yaparken öğreneceksin, öğrenirken yapacaksın. İkisi aynı anda olacak. Bu dönem açıldı artık. Yoksa ilim başa bela ve vehim ve vesvese, enaniyet, gurur, kibir olmuş. Öğrendikçe depolandık. Depo, eylem yok. Eyleme dönüşmemiş. Her bir bilgi vehim veya vesvesedir. Unutmayın. Eyleme dönüşmemiş her ilim ve bilgi ya vehimdir ya vesvesedir. Yani eylem yaparken eylemin içinde öğreneceğiz. Nasıl uygulayalım? Parası olup da yemeyip de kendisine faydalı olmayan bir gibi veya Kur'an tabiriyle kitap yüklü merkep diyor. Mesela 2-3 defa külliyatı bitiren kişiyi ben dershanede burada tutmuyorum. Ciddi bir işlevi yoksa. Ya abi biraz da hayır. Benden önce Rüştü abi yapardı bunu. Demek ki o zaman öyle iktiza ediyordu. Öyle yapılması lazımdı. Bilemem.
Ben onun geçmişini de bize nakletti. Ona Zübeyir abiyle beraberdiler. Öncekileri nakletti. Öncekiler eksikliklerini yapmayacaklarını söyledi. Doğru. Kendisi bir şey yaptı. Sonra bir şey söyledi. Bana bunlar hep malzeme oldu. Ben yeni bir yöntem yaptım. Nedir o? Onlar yanında tutarlardı. 10-15 sene geçmeden kimseyi göndermezdi. 3 defa külliyatı bitireni Anadolu veya bir ilçenin dershanesine gönderiyorum. Abi tam bilmiyor. Hadiseler öğretsin onu. Taban dayatsın ona. Gelen cemaat, abi namazın farzları kaçtır? Araştırsın. Öyle öğrensin. Abi Allah bir anda her yerde, hiçbir yerde değil, farklı farklı iş yapıyor. Bir iş bir iş değil, bir iş bir işe mani değil. Nihayetsiz iş bir iş gibi. Nasıl bunun izahını eder? Kendisi öğrensin. Burada okuyup geçiyor. Aynı şeyi okuyor. Kullanılmadığı için hiçbir işe yaramıyor. Abi şimdi şey mi anlatmak istiyorsun bize? Ben anladığımı söyleyeyim. Yani geçmişte kardeşlerde gördüğümüz haller, geçmişte hata, bunu şahısta yani düzeltmekten ziyade sistemsel olarak bir değişiklik diyorsunuz ki insanlara bu kapı açılmasın. Yani. Evet. Sistem değişikliğine gidiyor. Yani eğitimle sonra fiile dönüşüyor. Öyleydi. Dershanede kalsın, senelerce eğitilsin, uygulasın. Ben temeli bilgileri alsın, bir defa Ömer Nasuh bilmeni bitirsin. Kur'an okumayı bilsin, Ömer fıkıh bilsin, Kur'an okumayı bilsin. Lugat meselesi kalmasın, 3 defa külliyatı bitirsin, 3 sene. Tamam, hadi kardeşim. Abi ama ya, acayip hadiselerin içinde yetişsin. Heyecan orada olsun. Kazandığını harcasın ki yeni kazanma heyecanı olsun. Birikim birbirlerini yiyorlar bir sefer. Kursta da öyle, her cemaatte öyle. Mahmud Efendi de öyle, İsmail Ağa'da, efendim Adıyaman cemaatında, Süleymancılar'da daha kötü. Bir hocalar birbirlerini yiyor. Bizde de 37 tane vakıf vardı. Ne oldular peki bunlar? Birbirlerini yiyorlar. Bu fıtridir. Mütemasil ise kavganın, tezadın, çekişmenin sebebidir. Emsal insanları aynı yerde tutmak doğru değildir. Kısa bir zaman eğitim temeli ver, temeli ver, öğretme. Temeli ver, öğretme, öğrensin. Fiilen öğrensin. Ha bazı olumsuzlukları olmaz mı? Faydası fazla olacak. Peki burada kalsa, öğrense de sonra uygulasa faydası çok olur, zararı fazladır. Mutlak hayır yok tabii. Mutlak doğru değil. Şimdi gene kendimsine geldim o. Ben Furkan'a bakıyorum. Hakikaten ya, Allah Allah, 7 sene önce ben yanlış yapmışım ya. Ne alakası var, Furkan'a bakıyorum. Kendimi seyrediyorum. Anlıyor musunuz bunu? O zaman size Murat bunu yapma, böyle deme, Mustafa, şöyle gitme yani sen, abi böyle bir okudu bilgisi var deme. Yaşanan bir tecrübe var, ona değerlendir çünkü ben senin gibi yapıyordum. Ve çok ilginçtir, beni kimse görmediğini zannediyordu. Meğer herkes beni seyrediyormuş. Yani herkes beni seyrediyor, ya şey yapıyorum, tamam abi falan. Onlar nasıl? Çünkü ben de seyrediyorum da ondan. Meğer baktıkları zaman seyrediyorlarmış. Demek ki siz de geçmiş hatalarınızı gelecekte anlamanıza fırsat vermeden bu hatayı yapmamak için ilmine sadakatı hedef koyan insanı dinleyin. Yanlış size söylese bir sebebi var o adamın. İsabet ederse iki sebebi var. İçtihat ediyor. Zaten bu söylediği şey yap yapma dindeki değil. Haram belli. Hadiste değil mi? Haram belli. Farzlar belli. Haram, farz belli. Ortasında şüphelidir. Şüpheliler de ilmiyle amil olanlar içtihat eder.
Böyle yap, böyle yapma. İsabet etti. İki sevap, etmedi bir tek sevap. Nerelerde? Maslahat-ı mürsele. Haram ve farzlarda olmayan yerlerde. Anlıyor musun? Yani size ne katkı sağladı? Şu, ben anlamaz ya. Ben farklıyım. Beni anlamıyorlar kimse ya. Yani anlamıyor, anlatamıyorum da kendimi. Benim ailem farklı, benim psikolojim farklı. Ben farklıyım deme. Biz de öyle diyorduk. Resulullah'ın sünneti tektir. Kişiye göre değişmez. Ya ben bu sünneti uygulayamam. Benim fıtratım farklı. Ben Resulullah'a benzemiyorum. Denilebilir. Yok. Neye benzer? Abi nasıl olur ya, her şeye, herkese uygun olur mu sünnet? Su herkese uygun. Camuşa da, sığıra da, sineğe de, arıya da, insana da, köpeğe de, timsaha da uygun değil. Abi hayat. Sünnet de böyledir. Ha abi, evet. Sünnet tektir, fıtrat değiştirir. İçeride. O sünneti uygularsın, farklı gözükür. Mesela, uygulayayım. Sünneti, arı suyu içer, balık atır, yılan suyu içer, zehir katır. Öğle namazın sünnetini kılıyor. Sünnettir, herkes kılar. Kıldık. Peki, netice aynı mı haleti ruhiye? Farklı. Muamele aynı. Dertler içinde dermanı buldum. Başka bir manada, çok bunu ders yaptık, hatırlar mısınız? Ama başka, uçakta Allah'ın nasip ettiği bir şeyi şey yapıyorum, gelirken Avrupa'dan. O zaman yazdım. Bunlarla kalıyer okuyordum. Dertler içinde dermanı buldum kendimce, bu manada ne demek? Yani günahlardan, içinden, günahların içinden tövbeyi, Allah'a yaklaşmayı buldum. Kazanılan tazarruyu, tevazuyu, nedameti, duayı buldum. Günahların içinde. Günahlar beni iki büklüm etti. Yaptığın güzel ameller var mesela. Abi ben işte konferanslara gittim, panellere gittim, Avrupa'da çok kişilere hitap ettim, tamam mı? Şuraya buraya böyle abi işte yabancılar hocam, traktör şamırlı gibi şiştin. Bu kaçınılmaz bu. Abi ben falan anlam. Yok. Herkes iltifattan hoşlanır. Bunu ne yapıyorsun? Nasıl durduruyorsun? Veya ben kendim. Bununla alakalı. Abi dedikleri zaman, Hasan buyur. Şişiriyor, görüyor musun adam seni? He. Hatırlıyor musun mektepte şu günah işlemiştin? Hatırlıyor musun şu diziyi seyretmiştin? Şu pisliklerine ya bu yaptığın bir kafi gelse de, o zaman gururla. Yaptığın pisliklere geçmişte, şu yaptığın güzellik kefaret olur mu? Sen onu düşün. Geçmiş günahların beni iki büklüm ediyor. İşte günahların içinde kazanılan tevazu, tazarru ve dua ve tövbe. Yani günahlar içinde, yani günahların içinde tövbeyi buldum. Yani Risale'de nasıl geçiyor? Dertler bana derman imiş. Efendim abi. Hasan abi, Üstad Hazretleri sakal bırakmama sünnetini abi şöyle şey yapıyor. Kader cihetinde 28 sene hapishane hayatım. Zehirlendirmeden inşallah bırakmamış olduğu o sünnet şeyine mukabil gelir diye manasında. Hmm. O da öyle, evet. O da öyle düşünülebilir. Hani Üstad şeyi, cümleyi kullanıyor da bunu çok soruyorlar. Dertler içinde dermanı buldum. Dertler aynı bana derman imiş. Hatırlar mısınız bu cümleyi? Ha, onu izah mabeyninde olsun diye söyledim. En şerini söyledim. Dertler günah değil. Ben en şerinden bahsettim. Günahlar içinde nedameti, tevazuyu, tazarruğu, tövbeyi buldum. Alçak gönüllülüğü, alttan almayı, günahlarla ve insanları daha iyi anlamayı anladım. Çünkü niye? Ben bir günah işlediğim, tövbe ettim falan, geldim 50 yaşına. Gençleri görünce hiç günah işlemeye ne der? Ulan ne biçim adamsınız lan? Bir bunu yapamıyorsun lan. Takoz adam be. Bunu günah işlenir mi? Demez bu adam. Der ki ben de işlemiştim. Ve ona merhametli olur. Bak, merhameti buldu. Affı buldu. Kucaklamayı buldu. Şefkatli olan taassup yapamaz.
itemez. Gaddarların işidir o. Sen bizden değilsin, çık dışarı. Bu hain ve gaddarların işidir. Başka? Hayvanlar ne yaptıklarını bilmiyorlar ama kainatta çok ciddi iş tecelliye mazar oluyorlar. Hani saat misali veriyor Üstad. Mesela sığır veya bir fare. Bu kainat sistemi içerisine ciddi bir sistemin içerisinde ciddi bir işlevleri var. Ama ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bazı insanlar gibi. Yani kafir çok önemlidir. Kafirin olması çok lazım. Bir kere Allah yaptı da. Kafir o kadar harika ki. O ne diyorsun ya? Kafir olmasa iman olmaz. Haram olmasa farz olmaz. Onun için kafir bir, mesela şöyle düşün. İzmir'de tiyatro yapmışlar da. Kurtuluş Savaşı diye hikaye, öyle bir şey yok. İşte Yunanlıları denize döktü, hayır. Öyle. Şimdi orada tiyatro yapacaklardı çocuklarla. Hiçbir lise çocuğu Yunan askeri olmak istemedi. Ya tiyatro ya. Tiyatroda hiçbir lise çocuğu Yunan askeri olmak istemiyor. Yani burada da böyle. Yani Ebu Cehil olmak kolay iş değil. En zor işi yaptı. Çünkü o aktörlüğü, o rolü oynamak her baba yiğidin işi değil. Hele Süfyan olmak. Onun için istemeyiz. Hani şeria ilmi kelamda şu tabir var. Allah irade etti günahı ama işlemeyi murat etmedi. İrade etmese Allah yaratılmaz. Şeytan, Allah irade etmese yaratılır mı şeytan? Günah da mahluktur zaten. Zina mahluktur, içki mahluktur. Yaratan Allah'tır. Sarhoş yapan Allah'tır. Yani şöyle içiyorsun. İçeride ne lor oluyor? Hep Allah yapıyor. Fiilin haliki Allah'tır. Ama isteyen kendisidir. Allah irade etmediği bir şey yaratılmaz. Allah şeytanı ve günahları irade etti fakat işlemeyi murat etmedi. Ha? Başka. Ubudiyetin esası aç, fakr, naks ve kusurunu bilmektir. Bu niçin koydum buraya? Ubudiyet başkadır, ibadet başkadır. Ubudiyet hiç bitmez. Kulluğun temelidir. İbadet ise dünyadadır. Vefat edince ibadet biter. Ubudiyet bitmez. İlmin bir mertebesi var ki mülk ile melekutu bir yapar. Ruhen iki tarafı ani vahitte yaşar. İlmin bir seviyesi var ki mülk ile melekutu, melekut da mülkü, mülk de melekütü beraber gösterir. Böyle bir mertebesi var ilmin. Bunlar ruhen iki tarafı beraber yaşarlar. Ani vahitte yaşarlar. Hariç olanlar buna vakıf olamazlar. Hissiyatları da bu minval üzere olur. Yani bundan bilmeyenler bilemez. Yani şöyle diyeyim. Bak. Şu kalemi nasıl koyacağım? Böyle mi? Doğru olur. Böyle mi? Böyle mi? Buraya mı? Şuraya mı? Nasıl yaptı peygamber? Şöyle. Mülkteki her şey melekütteki karşılığı var. Oraya bakarak götür 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 ileri 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 sağa kaydır kaydır kaydır. Şimdi çevir. Çevir 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 çevir. Olmadı bir tarafa ya biraz sağa kaydır getir getir tamam tamam. Biraz da çevir çevir çevir. Bak öyle gözükmüyor yanlış gözüküyor. Bak eksik oldu biraz daha biraz. Aa tamam 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 dursun öyle. Oraya bakmadan buradaki şey düzeltilemez. Sünnet-i seniye böyle bir şey. İkisini beraber görmede bir dakika. Dur öyle yapma. Bak iyi gözükmüyor ama ben bakıyorum tavan görüyorum. Allah Resulü bunun oradaki hakikatini görüyor. Bunun hakikati nedir? Şunun hakikati nedir? Şöyle yapma çeçeçe çe. Olmadı. Olmadı çeçeçe çeçeçe. Bak yanlış gözüküyor, siyah gözüküyor. İndir 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 indir. Bırak. Böyle çevirecek. Ha doğrusu buymuş. Şimdi bunu kaldırıp böyle yaparsan bu olmaz. Orada niye burada böyle gözüküyor? Ay orada yanlış gözüküyor.
Hakikati yanlış. Bu doğrusu bu. İşte mülk ile melekütü beraber yaşayanların hareketi her şey sünnet üzere olur. Bu da imkansızdır. Ancak peygamberlere, müceddidlere mahsustur. Her hareketi oradan yapmak. Hani usta diyor ya, niçin bakmadın, 10 sene İstanbul'da kaldın, bir defa bakmamış. Yerde işlenen günahların alemi misalde temsillerini görüyordum diyor. Yerde işlenen günahların, mesela şuradaki günahın, günaha bakıyor oraya gözüküyor. Yerde işlenen günahların alemi misalde temsillerini görüyordum. İlmin izzetini korumak için bakmadım diyor. Biz de tabii tavana bakınca kimseyi görmüyoruz. Orayla görüyoruz. Yani oraya bakınca hakikatiyle beraber gören de günah işleme olmaz. Mülk ile melekütü ne kadar görürse bir insan günah işleyemez. O nispette. Zahiriyeci veya alaycı bakışlardan kaçın. Şöyle yapma. Veya alaycı, dalga geçici veya sakın ne diyor? Zahiriyeci veya alaycı bakışlardan kaçın, faydası pek olmayan ve yıkıcı tenkitlerden de kaçın. Faydası pek olmayan yıkıcı tenkitlerden kaçın. Yani söylediğin zaman faydası fazla olmalı ve söylememek suçsa söyle. Söylemek suç değilse, söylememek suç değilse söyleme, sus. En yüksek güç susmaktır. Çünkü konuşunca söyleyeceklerin miktarı bellidir. Susunca söyleyeceğin miktarı yoktur. Ki herkes, susunca herkes farklı anlar. Susmak çok ciddi bir güçtür. Susabilmek. Mesela ne mutlu baklava verebilene var. Ne mutlu baklava yiyene yok. Ne mutlu susabilene var. Ne mutlu konuşana demiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh abi, hikmet 10 parçadan abi, özür dilerim kestim de aynı manada. Bir tanesi susmak, bir tanesi de susmak, 9'u susmak diyor abi. Evet. Bir tanesi konuşmak. Evet. Hazreti Ali radıyallahu anh da o manada diyor ki, ahmak odur ki sorulmadığı soruya cevap verir. Çok ahmaklık yapıyoruz başta ben ya. Bayağı bir insan yapıyor. Sonra pişman oluyor. Nereden dedim ya. Her şeyin sahibi Allah olduğuna şuurun nispetinde insanları öyle olmaları lazımdır demeni sağlar. Allah'a ne kadar şuurun var? O nispette insanları sorgulamaz ve yargılamaz. Niye? Lazımdır ki öyle olsun. Yani bu böyle olması lazım. Bu zındık. İçmesi lazım. İçiyor. Ha böyle lazımmış ki Allah yarattı. Allah'a şuuru nispetinde hadiselerden sıyrılıyorsun. Allah canibinden, kudretin azameti altından, kadir ilahinin izini, özünü, yüzünü müşahede ederek bakınca o adamın sefil, zındık, inkarcı, bu cehil olması lazımdı. O zaman görürsün. Bu bakış açısıyla işte abi ilk başta dediğiniz oluyor herhalde. Mazine bakıyorum dediniz ya. Evet. Bakış açısını yakaladıktan sonra herhalde öyle bir şey oluyor. Öyle bir şey oluyor, evet doğru. Abi istikbalede yapmak lazım değil mi? Diğer adamı görüyorsun mesela. He. Sen de yaptın o günah mazide. Acıyorsun, merhamet ediyorsun. Ama sende o yok benim. Ama istikbalde ne olacağım belli değil. Evet. Bu sefer de yine aynı işi merhamet gösterdi. Tabii o da var ama yani illa mesela Furkan'ın yaptığını ben mazide yapmadım. Ama illa Furkan'ın senin yaptığını yaptım. Çünkü mazi kimsin, kimin tertemiz ki? Evet. Bir peygamberde ancak o olur. Yani günahsız ya ismet sıfatı. Ancak onda olur. Senin yaptıklarını evet ben yapmamışım. Yani şimdi. Ama mutlaka birisinin yaptığını yapmışım. O kadar pişmanlık var ki bende. Ama ne diyorum? Hayır, o zamanın şartları, psikolojim, bilgim, bedensel hazlarım o demek ki onu yapmak iktiza ediyormuş. Düşmüş.
Düşmüş yani. Bu noktada günahına bakan adam. Yeise kapılmaz, ümitsizliğini kaybetmez, özgüvenini yıkmaz. Ne der? Ya demek ki o zaman hiç kimse günah diye yapmıyor. Hiç kimse oh olsun canıma, Allah dedi de ben de tersini yapıyorum. Veya bir kilo içki içtim, ulan bir tenekini içmedim ya, yazıklar olsun bana demiyor. Ya dün namaz kıldım, keşke kılmasaydım diyen yok. Ama şu var, ulan nereden içtim şu zıkkımı diyen var. Ulan bir kilo içtim, ulan bir teneke niye içemedim diye pişman olan var, yok. Demek ki insan düşüyor. Düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Hata yapar. İnsanların hatasına merhametsiz davranan kişi bir şartla kabul edilir. Kendi günahlarına da merhametsiz bakıyorsa, benim günahlarıma da merhametsiz baksın. Kendi günahlarına merhametli, afufkar bakan, ya olur ya yapabildim işte falan, başkasına da böyle bakacak. Zaten başkalarının günahını sorgulayıp yargılama gibi, yargıçlık, hakimlik gibi bir yetkisi ve yetisi yok. Bir de okuyorum. Her şeyin sahibi olan Allah olduğuna şuurun nispetinde insanları öyle olmaları lazımdır demeni sağlar. Allah onları da o model olarak kullanıyor. Şuurun olur ve hoş görmeni sağlar. Yani Allah onu model kullanıyor. Ebu Cehil lazım. Kaldır Ebu Cehil'i. Hazreti Muhammed olmaz aleyhissalatü vesselam. Herkes asıl saadetteki insanlar gibi olsun. Kardeşim, peygamberin karşısına o zındıklar çıkmasaydı, ayetler peş peşe iner miydi? Olaylara göre ayetler geliyor. Tek tip ayetler olurdu. Hep itaat eden bir kavme, peygamber gelmiş, bir tane zındık yok. Bir tane soru soran yok. İtiraz eden yok. İtiraz etmediği için itiraza ait cevap yok. Hep itaat var böyle. Mesela ben bazen düşünüyorum. Velid İbn-i Muhire için diyor ki iman etmez diyor. Ha? Şimdi sağ adam bunu diyor. Bak Velid diyor 10 tane şey var diyor. Yalan söyler diyor. Onu bunu çekiştirir diyor. Nerede fitne varsa o şey diyor. Bu 10 tane sıfat var Kur'an'da bunun. Sonra diyor ki iman etmez diyor. Daha yaşıyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İslamiyet'i, Kur'an'ı çökertmenin bir yolu vardı. Hemen çökertirdi. Ne diyor? İman etmez. Aha iman ettim. Bak Kur'an yanlış olur. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ya Muhammed sana iman ettim. La bak, iman etmez diyordum bak Kur'an. İman ettim. Ya ama işte hakikaten etmedi yani. Deseydi Kur'an o ayeti yanlış olacaktı. Haşa. Anlıyor musunuz da anlatmak istedim? Bile bile ya. Hepsi çökerdi o zaman abi. Hepsi çökerdi. Bir tane kusur kaldırmadı. Bitti. Yok olmaz. Acayip bir şey. Birisi şöyle demiş. Sen de üç şeyi görebilen birisi şöyle demiş. Kim olduğunu bilemediğim için kaynak yazamadım. Benim olmadığı için şöyle dedim. Birisi şöyle demiş. Sen de üç şeye görebilen insana güven. Gülüşünün arkasındaki kederi, öfkenin arkasındaki sevgiyi, sessizliğin ardındaki nedeni. Bu kişiye güven. Bunu sen de görebileni. Bak birisi şöyle demiş. Sen de üç şeyi görebilen insana güven. Senin gülüşünün arkasındaki kederi görebilen, öfkenin arkasındaki sevgiyi görebilen, sessizliğin ardındaki nedeni görebilene güven. Başka, şeytan ve onun avaneleri senin iradene zarar veremez ve etkileyemez. Onların cüz-i ihtiyarının yeri olan dimağa zarar vermeye, dolayısıyla cüz-i ihtiyarına zarar vermeye çalışır. Şeytan iradene zarar veremez. Ancak vehime, dima, cüz-i ihtiyari dolayısıyla cüz-i ihtiyari aklidir, irade vicdanidir. İrade vicdanın sıfatıdır. İhtiyar ise aklidir. Onun için usta cüz-i ihtiyarımdan vazgeçtim diyor. Şeytan ve avaneleri ancak
vehim ve vesvese verir. O da hiçbir değeri yoktur, vücudu yoktur. Namazda kötü şey gelmesi gibi tuvalette de hayırlı şeyler gelebilir. Şeytanın vücuduna delildir. Namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Oo, ne pislikler geliyor. Tuvalete gidiyorsun, ne hayır şeyler geliyor. Tuvalette şer şey gelmez. Hep hayır şeyler geliyor. Ve bunlar gibi yol açık. Mesela abdestinizde şüphe mi ettiniz? Altına imza atıyorum vallahi. Şeytan onaylı abdest. Şüpheli abdest, şeytan onaylamış o abdesti demektir. Abdestin var demektir. Onun arkasına ben kefilim o abdestine. Eğer abdestinden şüphelenmiyorsan ya abdestin yoktur ya da kesin abdestin vardır. Ben şimdi abdestliyim. Abdesti aldım. Bu kesin biliyorsam bundan şüphe olmaz. Ama abdestli miyim değil miyim? Abdestli miyim değil miyim diye. Efendim bilmiyorsam burayı kaçırmayın. Bilmiyorsan bilmiyor musun? Bak dur. Eğer şüphe geliyorsa abdestlisin. Vesvese geliyorsa abdestlisin. Hiç vesvese gelmiyorsa git abdest al. Hiç vesvese gelmiyorsa git abdest al. Abdestin yok. Çünkü niye? Şeytan aktif değil. Şeytan rahatsız değil. Şeytanı rahatsız edecek bir durum yok sende. Yani abdestin olsa şeytan rahatsız olur. Onun için imanından, namazından şüphe geliyor mu? Evet abi geliyor. Onun altına imza at. Hasan'ın imanı ve namazı vardır. Evet doğrudur. İblis. İsmi neydi? Şeytanın? Azazil. Azazil. İmza. Şeytan tasdikli abdestin var senin. Ne mutlu sana. Cüvet sesi geldiği için. Vallahi ben bugün cumada kullandım. Bunu. Ona... Şeye gel, cuma namazında oturduk böyle. Terledik tabii, yürüdük falan. Bir şey haller oldu falan. Ya abdestin gitti diyor. İyi elhamdülillah dedim ya. Aynı böyle ha. İyi ya, şeytan tasdikli namazım oldu hamdolsun. Hiç vesvese gelmeseydi şüphelenecektim namazımdan. Vesvese gelince hoşuma gidiyor. Çünkü altında şeytan tasdikli oluyor. Şeytan onaylı. Tese onaylı. Tese onaylı kalem. Türk standart endüstrisi onaylamış. Onun standartlarına uymuş bir kalem. Abdest yokken var demez abi değil mi? Demez. Yokken var demez. Çünkü şeytan niye? Sende bir hal var ki şeytan rahatsız oluyor değil mi? Söyle bana senin hangi halin şeytanı rahatsız eder? Abdesti halin rahatsız eder mi? Eder. Peki imanlı halin rahatsız eder mi? Eder. İmanından şüphe geliyorsa şeytan rahatsız oluyor demektir. Demek halis bir imanın var. Ne mutlu sana. Vesveseli imanın varsa ne mutlu sana. İmanından şüphe gelmiyorsa yandın. Allah yardım etsin. Vesvesesiz iman da var abi. O çok zirve o. Şeytan kürsü geçen bir ruh için. Onun için abi vesvese geliyor. Yapma ya. Nereden geliyor ona? Keşke bana da gelse ya. Bugün şüphelendim ona. Cuma kılıyorum hiç mi? Birinci rekatta bir şey yok. İkinci rekatta o iyi namaz kılıyoruz. Ona hakikaten gelmedi dediği anda zaten o kendisi vesvese olduğunu anladım. Ona bak gelmiyor falan deyince kendisi zaten. Bazen de benimle sağ gösterip sol vuruyor şöyle. Duruyorum hakikaten uçaktan indim. Ulan hakikaten abdestim var mı yok mu? Ulan bekliyorum. Bekliyorum ki bir vesvese gelse de namazı kılsam. Çünkü abdestli olduğuma delil olacak. Diyor ki ben ahmak mıyım diyor. Senin abdestini onaylamam diyor. Hadi o da ustalaştı yani. Herkesin şeytanı kendisine az. Benim şeytanım benim okuduğum kadar biliyor. Çünkü okuduklarımı görüyor. Yoksa benim şeytanım gidip başka alimin, benden üstün bir alimin, bilgi sahibinin bilgilerini alıp da bana vesvese veremez. O zaman zulüm olur. Benim şeytanım benim seviyem kadardır. 90 kilo boksörün karşısında 90 kilo boksör çıkartırlar. 120 kilo çıkartmazlar. Veya 20 kilo çıkartmazlar. 90 kilo boksörün karşısında 20 kilolu boksör. O da olmaz o da. Mesela şöyle dedim. Sokaktaki insanların şeytanı bana gelse vallahi bir hafta devliye olur. Bunu diyeyim. Ama ustadın imanı, Zübeyir abinin imanı,
Hafız Ali abinin imanı, Hasan Feyzi abinin imanı, ustadın talebelerin o öncekilerin, bu saydıklarım imanı bende şey olsa, imanı bende olsa, o şeytan yani ha onların şeytanı bende olsa ama o iman olmasa bende tak diye motor yanar. İmana göre şeytan. Çok açtım. Hayattan yazdım ya. Çok açtım. Kaplıcaya girdim. 1/2 saat yani yarım saat boyunca hep yemekler hatırıma geliyordu havuzda. Bakayım ne çıkaracağım demek ki. Çünkü 9 saat açtım yolda. Kaplıcaya gittim. 9 saat açtım. Kaplıcaya girdim. Suda yarım saat içindeyim. Ve aklıma hep yemek geliyordu. Oysa daha önce 4 saat önce yiyip havuza girmiştim. O zaman da hep yalnızsın. Şöyle böyle senaryolar geliyordu hatırıma. Yani tok iken hiç açlık hatırıma gelmezdi. Yalnızsın ne olacak ya öyle mi ya falan başka şeyler. Ne zaman acıktım hep yemekle alakalı hatırıma şeyler geldi. Şeytanın bunları imal ederken şimdi yemekleri ediyor. Daha önce başka şeyler söylerken şimdi hep yemekleri getiriyor, imal ediyor. Demek ne çıkartacağım ben bundan? Demek şeytan cesedi hassasiyetten giriyor. Bedenine fiili ibadetle ve haramdan uzaklaşarak sıkıştırır. Bundan sen dersler çıkaracaksın, sana ait olsun bu. Anladık mı bunu? Şeytan nereden giriyor? Bedensel hassasiyetlerden giriyor şeytan. Beden açsa, beden topalsa, körse, Allah oradan isyan ediyor. Bak seni kör yarattı. Fakirsen, bilmem ne, sakatsan, beni, bak seni o yarattı. Mesela diyelim ki ben ayağım kesik değil. Bak herkesin ayağı var, senin yok. Allah demek seni sevmiyor diye bir vesvese gelmedi. Gelen var mı size? Bak Allah demek seni sevmiyor Ali, bir ayağın yok. Allah seni sevseydi iki ayak verirdi. Hiç geldi mi Ali sana böyle bir şey? Yok. Çünkü ayağın tamam, sağlam da ondan. Ha, demek ki hangi yönden imtihan oluyorsanız o sahada şeytan geliyor. Açsa açlıkla. Baklava yersen cinsellikle imtihan olacaksın. Hiç affın yok. Hiç şansın yok yani. Hadiselerin tesirinden kurtulmak istiyorsan onun dışında olman lazım. Hem onun içinde ol hem onun tesirinde olma. Çok zor. Hem su içindesin, su içindesin hem de ıslanmak istemiyorsun. Hadiselerden, hadiselerin içindeysen hadiselerden kurtulmak çabası geçerli değildir. Gayret edersin çıkarsın ama orada kanaat etmeyi kastediyorum. Orada kanaat ediyorsun hem çıkmak istiyorsun. Şey hadise olmasın istiyorsun. Hadiseler sana tesir etmesini istemiyorsan hadisenin dışına çıkman lazım. Misal vurgulayalım. Hem günahlardan rahatsız olduğunu iddia ediyorsun. Hem her türlü günahların olduğu sokakta, çarşı pazarda dolaşıyorsun. O zaman günahtan kurtulma isteği ve rahatsız oluyorum lafı yalandır. Ciddi bir ihtiyacın olmadıkça çarşı pazarda ne işin var? Şeytan diyor, bayrağını çarşı pazara diker diyor. Siz en son giren ilk çıkan olun diyor. Hadis bu. Bil mana. Gücün, elemanın kalitesi önemli ama o gücü ve o temiz kalple ve saf insanları kullanan önemli. İnsanın temiz ve dürüst olması kadar bu insanı idare edenin önemli. Bu temiz insanı başka maksatta kullanırsa o zaman hak batıla hizmet etmiş olur. O zaman hemen aldanmamak lazım. O insan temiz olabilir ama kime hizmet ettiği daha önemli. Mesela diyelim ki ben temiz bir insanım, iyi bir insanım, dürüstüm, yanlış yapmıyorum, yanlış tartmıyorum, yetmiyor. Kimin yanındayım? Kime hizmet ediyorum? Benim bu sıfatım ona mal oluyor. Anlıyor musunuz? Benim iyi olmam yetmiyor. Bulunduğum kişi ve cemaat nereye hizmet ediyorsa benim iyiliğim ona veya kötülüğüm de onadır.
Yani doğru olması doğru değil. Nereye hizmet ediyor? Mesela dürüst adamdır. Bir cemaate gitmiş, ehl-i sünnete muhalif. Çok hakikaten dürüst. Himmet ediyor, yardım ediyor. Ama cemaat ehl-i bidâ. Harama helal, helal haram diyor. Senin iyi olman, orada iyi olman, iyi olmanı iktiza etmiyor. Sen de aynı boyayla boyalanırsın. Hakikaten kul küllü ya'melu ala şakile. Doğru bir adam olsaydın doğru yerde olurdun. Çünkü ayette diyor ki kul dönüp dolaşır alavere dalavere en son en netice olarak layık olduğu olması gerektiği yerdedir ayette diyor. 107 işaret-i cazdan söylüyorum. Birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Bak şimdi. Çöplüğe bunu koyun. Mıknatısı bunu deyin. Mıknatıs bunu çeker mi? Çekmez. Ama bunu çeker. Demir var. O zaman aynı tipten olanlar aynı tiptedirler. Sen dağa çıkın çakal çakalla, köpek köpekle, kedi kediyle, tavşan tavşanla. Serçe kargayla dolaşmıyor. Serçeler burada kavgayla kavga ediyorlar kargayla. Kuş olduğu halde serçe ile kavga karga karga ile martı midir ha denizdeki martiler hani denize yakıyor mu orası? Bu top sahasına martiler iniyor her sabah. Bu acayip. İçlerinde bir tane karga göremez. Karga girince mi kovalıyorlar. O zaman sen neredesin? Sen de o tiptensin. Bunun lamicimi yok. En güzel ayna budur. Tiryakilikler çoğu zaman iradeyi devre dışı yaparlar. Bu tiryakilikler bazen hayal olur, bazen tasavvuratlarımız, yani tiryakiyle kahve değil, içki değil, araba kullanmak değil, bilardo oynamak değil. Bazı tiryakilikler var ki hayaldir. Bir boş bulursan hemen o hayali kurarsın. Bu da bir tiryakiliktir. Veya bir düşünce bir tiryakiliktir. Bazen hayal olur tiryakilik, bazen tasavvuratlarımız, bazen de fiillerimiz olur. İradenin kuvvetlenmesini istiyorsan iradeyi kullanın. Kullanılan bir şey güçlü olur. Bilerek irade nasıl güçlü olur bilgisi iradeyi güçlendirmez. İradeyi kullanırsan irade güçlenir. Araba nasıl kullanılacağını 10 sene sürücü kursunda anlatılsın ama arabaya çıkmadıkça araba kullanamaz. Nasıl yüzüleceğini 20 sene anlatın insana, denizde yüzmedikçe yüzmeyi öğrenemez. İradenle yaptığın, tercih ettiğin şeyler sana özgüven verir. Bilgilerin değil. Yaptıkların sana özgüven verir. Bildiklerin değil. Kendine emredip fiile dönüştürdüm diyebileceğin şeylerin olsun. Mesela bir misal vereyim. Vesvese geliyor. Panik geliyor. Korku geliyor. Ne kadar bilgi olursa olsun dözer gibi seni silip süpürüyor. Gücün yetmiyor. Nasıl yeter? Ancak Kur'an okudum. Ben doğru yerdeyim, evimdeyim. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yaptım. Sana, ya ben Kur'an okumayı biliyorum. Sana güven vermez. Kur'an okumadıkça. Benim açım, dolabım dolu, yemedikçe açtın gitmez. İnsanlara güven veren bilgi değildir, eylemdir. Yapabildiklerin sana güç verir. Güven verir. Bildiklerin değil. Bilip de uygulamadığın şey vesvese ve vehime dönüşür. Bu müthiş abi. Yani bu psikoloji hastalara bunu söyleyin. Fişek olur fişek. Ama kime doktorlar kendisi hasta. Bilgiler bak bilgi
Nasıl ilim olur? Ustad ilim onu tard eder diyor. Bilgi, okuduklarım eyleme dönüşürse ilim olur. Çünkü ilim faildir diyor. Fail ustad. Ne demek? İlim onu tard eder. Yani kalem yazar değil. Kalemle yazarım. Kalem yazmaz. Kalemle yazarım ben. Ha, ilimle ben kovmuyorum. Kovan kim? İlim. İlim faildir. O zaman ilim canlı ve ruhludur. Ne demek o? Okuduklarım bilgi. Yaşadıklarım ilim olur. Yemek olmuş abi artık. Yedin evet. Yani aşağı yemek yedin, tevzi olmuş. Arkadaşlar, yaptıklarımız bize özgüven olur, bize güç olur. Bildiklerimiz değil. Tam tersine bildiklerimiz eyleme dönüşmese vehim olur. Söyle, bir şey diyecektin. Ben başka bir şey geldi daha baktım. Aklıma bir soru vardı. Böyle bir çağrışım yaptım. Peki cevap oldu mu o soruna? Oldu abi. Tamam. Elhamdülillah. Gülünce ilgimi çekti. Ciddi bir rahatlama var Siman'da. Onun için dedim. Düşünüp duruyordum abi. O onu değil mi? Evet. Ya elhamdülillah. Nice insanlara fayda olacak. Mesela ve ya kötüsün, sen insan değilsin, sen cehennemliksin. Hiç kusura bakma. Bunu diyen kim? Şeytan. Ben cehennemlik olsaydım, Allah'ın zatını nuru olan imanı taşımazdım. İmanın göstergesi olan oruç namaz olmazdı. Şeytane yemezler hayvan teli. İmansızsın. Sana ne imansızım? Sana ne? Çok mu rahatsız oldunlar? Geri zekalı. Beni çok düşünüyorsun. Hoşuma gidiyor bu adamla. Yani bilirsen o kadar güzel oluyor ki. Senin imanın yok. Yok. Sana ne? Ne diyecek daha? İlerisi yok ki. Sana diyor ki Allah'ın yok. Yok. Abi ne diyorsun ya? Yok. Bunu söylerken bile korkuyorlar. Yok kardeş. Ya imanı istersen bile çok zor gider ya. İman gider mi ya? İman nasıl gider bak. İman gider mi ya? Bir Müslümandan iman gidemez. Nasıl gider? Bak söyleyeyim nasıl sökülüp gidiyor. Şuradan sökeceksin. Değil mi? İman olabilmesi için tahayyül dimada. Soğan gibi aşağıdan yukarıya giriyorum. Tahayyülden geçiyor. Tasavvur. İman. Buraya malzeme koyuyor. Tahayyül. Tasavvur. Taakkul. Tasdik. İzan. İltizam. İtikat. İtikat oluyor daha. İman değil bu. 7 tane oldu mu? İn aşağıya bu 7 paketi vicdanın içerisinde ne var? Zihin. Endiş kabuğunda. İrade. Zihin. His, latife yapmanı. O dimağdaki 7 bütünlük vicdanı neresine gidiyor? Zihine gidiyor. 7'si geldi mi buraya? İradeyle amel yaptın mı? Hisle de Allah'ın dostunu dost edindim. Düşmanını da düşman. Doğruları biliyorum. Ondan sonra bunlardan hasıl olan bende böyle halet var. O da Allah'ın rüyetidir. Allah gözüküyor. Latife-i Rabbani. Allah görmezse vicdan, insana böyle hal olmaz. Tamam. Bu dimadaki buraya taşındı. Buraya bütünlük oldu. Ne oldu? İrade ibadetullah. Zihin marifetullah. His mabetullah. Latife-i Rabbani müşahadetullah. Bu zihin nereden besleniyor? Dimağın bütününü aldı. İrade nereden besleniyor? Eylemle besleniliyor. Şeriatla. His ise itikat. El hubbu fillah vel buzu fillah. Dostunu da Allah tercih ediyor, düşmanını da. Sonra bu bütünlükte insanda Allah onaylıyor. Allahça, senin iraden değil. Böyle tatlı bir hal oluyor. Ya namazda elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Böyle tatlı hal olmuyor. Allah onaylıyor. O latife-i Rabbani'nin Allah'a gördüğünü gösteriyor. Göstergesi o. Çanak anten uyduyu gördüğünü televizyonda gördüğümüz gibi. Mesela aşağıda evde camdan şey yapıyor. Uyduyu çeviriyor adam çatıda. Çevir. Sağa kaydır. Biraz ileri götür. İndir aşağıya. Tamam dur. Karıncalar bitti. Bu ne demek dur? Nasıl anladık? Bu uydu, çanak uyduyu gördüğüne delil
televizyondaki görüntüdür. Ha, bu çanak anten Latife-i Rabbani, uydu haşa, Allah'a misal, kablo, his, televizyon, beden, elektrik, hayat, televizyondaki program, ruh. Film de uydunun buraya taşınması. Allah buraya taşıyor. Çanak anten uyduyu buraya taşıyor. Yani televizyonda gözüken cahil ne der? Televizyonda gözüktü zanneder. Oysa çanak taşıyor. Git çıplak gözle bakın, çanağın içini biri görecek misin? Çanak demir saçtır, onu nasıl görüyor? Senin gözün görmediğini nasıl görüyor? Ha, Latife-i Rabbani de senin görmediğini görüyor işte böyle. Saç, çanak anten senin görmediğini görüyorsa her şeyi göze bağlama, ahmak derler adama. Çünkü saç, demir ya saç, gördüğünü sen göremiyorsun. Aynı bunun gibi Latife-i Rabbani'ye de Allah'a gördüğüne delil film oynuyor. Tatlı al olmuyor mu Kur'an'da derste? Sonra o vicdan kalbe mal oluyor. Sonra sirayet ediyor ruha. Ruhun dört basfına gidiyor. Zi hayattır, zi şuurdur, kanunun vücudu harici. Ta ruhun derinliklerine giriyor. İmanın yeri orası. Şeytan şimdi imanı nasıl götürecek? Söyleyin hadi götürsün de göreyim. Nasıl götürecek ya? Ya öyle bir kolay bir şey mi? Ya imanım yok. Yok. Allah yok. Yok. Ya oğlum ne dedin ya? İmanın gitti ya. İmanın gitmez arkadaş öyle bir şey. Tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi tevehümü küfür küfür değildir. Çoğu insanların korktuğu şey tevehümü küfürdür. Vehmettiği küfür vaka zannediyor. İnsan senin ne kadar oldu? 57. O zaman keselim. Peki. Vahir davahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.